Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'de 3 yıldır devam eden iç savaşta hayatını kaybedenlerin sayısının 150 bine ulaştığını duyurdu. Dünya gündemindeki yeri alt sıralara gerilemiş gibi görünse de bölgesel riskleri de barındıran Suriye'deki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Esad rejiminin birliklerini ülkenin batısında stratejik öneme sahip Lazkiye'ye kaydırdığı bildiriliyor. Bu arada Hatay sınırındaki Kesap'ta Esad yönetimini desteklediği ifade edilen Ermeni kökenli Suriyeliler silahlı muhalif gruplardan kaçarak bir kiliseye sığınmış durumda. Yanımıza hiçbir şey alamadık. Ne yiyecek ne giyecek hiçbir şey. Üzerimizdekilerle kaçarak buraya geldik. Kendi savunma güçlerimizi oluşturduk ve kasabamızı bir yıldır müdafaa ediyoruz. Her gün ve gece devriye geziyorduk. Son olaraksa Türk tarafından geçen bir çoban bize bulunduğumuz yerlere bir baskın olacağı bilgisini verdi. Öte yandan Lübnan ordusu sık sık Şam rejimi destekçisi ve karşıtları arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Trablus şehrine operasyon başlattı. Lübnan hükümeti geçtiğimiz gün ülkenin Suriye ile sınır bölgesinde yer alan Trablus'ta güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla yeni bir planı devreye sokmuştu. Operasyon kapsamında bölgede evlere baskınlar düzenlenerek silah ve patlayıcı maddelerin toplandığı, bazı şüphelilerin de gözaltına alındığı belirtiliyor.